Sanat eserlerinin genelde bir müzede bulunduğunu düşünme eğilimindeyiz. Ancak sanat neredeyse hiçbir zaman orada başlamaz. Bu videonun adı Mekanlar ve Alanlar. Bu temayı 3 eseri inceleyerek ele alacağız. Fransa'nın güneyinde bulunan Saint-Paul-de-Massol, 1800'lerin başında akıl hastanesine dönüştürülmüştü. Diğer akıl hastanelerine göre Saint-Paul gayet hoş bir yerdi. Bahçeler, dağlar, uzun ağaçlar, sakin bir köy. 1889 yılında Saint-Paul, Vincent van Gogh'u ağırlamaya başladı. Van Gogh o sıralar zihinsel bir çöküşten sonra zor durumda bir sanatçıydı. Bu tür bir kapalı alanda olup, aynı zamanda bu geniş manzaraya sahip olmak çok ilginç bir durum. Acaba bu zihinsel durumunuzu nasıl etkiler? Tedavisinin bir parçası olarak Van Gogh'a resim yapmaya devam etmesi söylenmişti. O da resim yaptı, koridoru, koğuşu, doktoru ama gece karanlığı konusunda zorlanıyordu. Van Gogh denemeler yapmaya başladı. Saint-Paul'un etrafındaki birçok farklı manzarayı birleştirdi. Dağlar, selvi ağaçları, evler, renkleri de kullandı. Ayrıca fırça darbelerini de. Ve sonuç, modern manzara tarihindeki belki de en meşhur modern manzara resmi. Eminim insanların çok ilgisini çekmiş ve kafalarını karıştırmıştır. Ve bence bu da sanat hakkındaki en harika şeylerden biri. İnsanları zorluyor ve aynı zamanda sizinle olduğunuz yerde buluşuyor. Van Gogh, gece gökyüzünü daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde resmetti. Durağan olmayan, çalkantılı bir şekilde. Yani aynen Van Gogh'un kendisi gibi. ...50 yıl sonra Fransa'yı başka bir tür çalkantı vurdu. Paris, Nazilere yenik düştü ve Hollanda doğumlu ressam Piet Mondrian buradan kaçmak zorunda kaldı. New York'a geldiğinde 60'lı yaşlarının sonlarındaydı. Yaşadığı şey ilk görüşte aşktı. Mondrian büyülenmişti. Gökdelenler, ışıklar, insanlar ve müzik. Mondrian Avrupa'dayken salon dansları ile ilgileniyordu. Foxtrot müziği dinlerdi. Gittikçe minimal tarzı benimsemesiyle tanınan saygın bir ressamdı. New York'ta ise caz dinliyordu. Boogie Woogie dansı yapıyordu. 68 yaşındayken tarzı aniden değişmiş ve bu resmi yapmıştı. Bu onun New York'a yazdığı aşk mektubu, Broadway Boogie Woogie. ...1950'lerde Niagara şelaleleri balayı için tercih edilen, hidroelektrik gücün sağlandığı... ...İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonominin tüm avantajlarından yararlanılan bir yerdi. 20 yıl sonra Niagara şelaleleri balayı için tercih edilen bir yer olmaktan çıktı. Endüstriyel işler yurt dışına taşındı, yüzlerce ev terk edildi. Niagara şelaleleri bölgesi artık diğer Amerikan şehirlerine benziyordu. Ve bu da 1974 yılında... Gordon Meta Clark'ı buraya getiren şeydi. Meta Clark mimarlık bölümünden mezun olmuş ve mimar olamayacağını hemen fark etmişti. Bir şeyleri karıştırıyor, sınırları bulanıklaştırıyor, gerçekten beğenilmedik şeyler yapıyordu. Sanatı yaratmak ve dikkat çekmek için binaları kullandı. Meta Clark, bingo için terk edilmiş bir evi, yani zaten yıkımı planlanan bir şeyi kullandı ama daha sonra bunu gerçekten şaşırtıcı bir şekilde imha etti. Evin önünü bingo oyununa benzer 9 eşit kare parçasına bölmesi Meta Clark'ın 10 gününü aldı. Dikkatimizi pek çok insanın görmediği bir şeye kaydırmaya devam ediyor. Bunu yapmak için süper şık binalar kullanmıyor. Hayır, bu parçalanan, unutulan, halının altına süpürülen bir şey aslında. 9 parçadan bu 3'ü müzeye kondu. Bu 5 tanesi şu kamyonetin arkasına konuldu. Ve son parça yani merkezdeki kare ise olduğu gibi kaldı. Ta ki birkaç dakika sonra evin geri kalanıyla birlikte bir buldozer tarafından yıkılana kadar. Gordon Meta Clark'ın bingoyu yarattığı yer, Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gece'yi yarattığı yer, Piet Mondrian'ın Broadway Boogie Woogie'yi yarattığı yer.